Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü konumuz kaktüslerde kelle uçurma. Neden kaktüslerde kelle uçurma yaparız? Kelle uçurmanın kaktüslere faydası nedir? Hangi durumlarda lazım gelir? Ve kelle uçurma nasıl yapılır? Bazı kaktüsler yapısı gereği yanlardan yavru vermez. Dümdüz yukarı doğru uzarlar. Hatta bunların çok gelişmiş hallerini Facebook'ta çiçek sayfalarında evin tavanına kadar uzanmış bir boru şeklinde görebiliyorum. Aslında biraz komik oluyorlar. Yani 2 metre bir boru halinde kaktüs ve ben bunu ne yapacağım tavanı delecek diye paylaşımlar da görüyorum. Evet, boyuna uzayan kaktüsleri biz o şekilde bırakmıyoruz. Tür kaktüslerde mutlaka kelle uçurma yapıyoruz ki birkaç koldan yavru verip çatallı bir şekilde büyüme yapsın ve gözümüze güzel görünsün. İkinci temel sebep de Kaktüsümüz herhangi bir sebepten dolayı yumuşamaya ya da çürümeye başladıysa kaktüsümüzü kurtarmak amaçlı çürüdüğü kısımdan alarak ayırıyoruz. Diğer kısmını da başka bir saksıya alarak köklenmeye bırakıyoruz. Kaktüsleriniz çürümeye başladıysa birincisi ya çok güneşe maruz kalmıştır. İkincisi çok su vermiş olabilirsiniz. Üçüncüsü de bir zararlı bulaşmış olabilir. Bazı zamanlar suyunda ve durduğu yerde hiçbir değişiklik olmamasına rağmen yine kaktüsünüz çürümeye başlayabilir. Bizim fark edemediğimiz ancak bitkilerin fark ettiği güneşte farklı patlamalar meydana gelir. Böyle bir dönemde zeytinler, cevizler de yanar. Bu durumda kaktüslerimiz ve diğer çiçeklerimiz de her zaman aynı yerinde dururken çürümeye başlayabilir. Toprağınızda mantar hastalığı olabilir. Böyle durumlarda Kaktüsün çürümeye yüz tutmuş tarafından yatırarak keskin bir bıçakla kesiyoruz. Kestiğimiz iki açık bölgeye tarçın sürüyoruz, çabuk kuruması açısından. Eğer toprağımızda bir hastalık veya zararlı varsa ikisini de toprağını değiştiriyoruz. Temiz toprak kullanıyoruz. Yoksa anaç olanı yerinden ayırmayalım. Çünkü çok çabuk yavru çıkaracaktır. Tarçın sürdüğümüz yerleri gölgede ve sıcak havada kurumaya bırakıyoruz. Sıcak havada derken bu işlerin bahar ayında olması en güzelidir. Kış aylarında ve çok sıcaklarda sıkıntı çıkartabilir. Bu iki tane kaktüs ölmek üzere olan güneşe çok maruz bıraktığım kaktüsüm son şansımı deneyerek kurtarmak istedim. Kurtarılabilir olduklarını şuradan anlıyorum. Bunları kestiğim 15 gün oldu ki şu anda Anaçların yaşadığını şuradan anlıyorum. Kesmiş olduğum bölgeleri kapatmak için mücadele veriyorlar. Gördüğünüz gibi oraya bir oval hücrelerle örmeye başladılar. Yaralarını kapatıyorlar. Demek ki hala canlılar. Kışı iyi geçirtebilirsem bu kaktüsleri yavr vermeyi bırakın. En azından kurtarmış olacağım. Bu soldaki iki kaktüs ise sağlıklı kaktüslerim. Bunlar dümdüz uzayacak olan kaktüslerde. Bunların çatallı ve yavrulu büyüyebilmesi için yani güzel bir şekli olabilmesi açısından bunları biraz acele davrandım. Aslında bahar ayında kesebilirdim. İlk baharda yani. Sonbaharı tercih ettim. Çünkü ikisinin de büyümesi hızlı olduğunu fark ettim. Ve bunu kış aylarında kaldırabileceklerini düşündüm. Bu bir deneme yanılma. Eğer ki bir sıkıntı olursa Tekrardan bununla ilgili bir video çeker ve izleyicilerime yayınlarım diye düşünüyorum. Yine gördüğünüz gibi bunları da kestim. Kestiğim yerlere tarçın sürdüm. 2-3 gün beklettim. Topraklarına katiyetle su değdirmiyoruz. Kuru toprağa diktim. Gördüğünüz gibi canlılar ve sağlıklılar. Öndeki yavrular ise çok güzel bir şekli olacağını düşünüyorum. Arkadaki ise subullata Bunlar da büyürken çatallı büyümeye başladığı vakit çok heybetli bir görüntüye sahip oluyorlar. Hatta kestiğim yerlerden bunlar da 15 gün oldu kesildi. Kestiğim yerlerden yeni filizler ve yavrular vermeye başlamış gördüğünüz gibi. Mesela bu altın fare kuyruğu geçen sene kesilmiş olan bir kaktüs. Benim hata onları biraz büyük saksıya koymakta oldu. Eğer ki küçük saksıda tutmuş olsaydım çıkarttığı yavrular daha büyük, daha iri ve daha dolgun olabilirdi. Bu görmüş olduğunuz latince ismi Eforbia, diğer bir ismi de süt kaktüsü. Bu kaktüsü aslında bu sene kelle uçurma işlemine maruz bırakmak isterdim. Ancak kökleri çok az olduğu için bir dahaki bahara bırakmayı düşündüm. Kıymetli bir çiçektir ve kelle uçurduktan sonra İlk videonun başlangıcında da örnekler gösterdim. Çok güzel çatallı bir şekilde kocaman büyümekte ve heybetli bir çiçektir aynı zamanda. Mesela şu kaktüse kelle uçurma yapmıyoruz. Zaten kendisi bol bol yavru veriyor. Ben bunun kelle uçurma işlemini ne zaman yapmak zorunda kalırım? Çürümeye başladığı ya da bozulmaya başladığı zaman kurtarmak amaçlı yapabilirim. Üstü sağlamsa üstünü alıp üstünü canlandırırım altı sağlam ise altını kurtarırım. Aynı şekilde bu kaktüs de bunun da kellesini uçurmaya gerek yok. Bu da kenardan gördüğünüz gibi yavru vermeye başlamış. Ancak bir sıkıntı olduğunda buna dokunabilirim. Bu görmüş olduğunuz kaktüs de zaten kendisi yavru ata ata çoğalmakta. Bunun kelle uçurma işlemini ne zaman yapmak durumunda kalabilirim? Elimde tek kök olur, nominem olmaz ve hastalanmaya başlar. Kurtarmak amaçlı kelle uçurma yapabilirim bu kaktüse de. Yine bakın bu da bol yavrulu bir kaktüs. Bu da kenarlarından yavru vere vere çoğalır. Bunun da kelle uçurma işlemine ihtiyacı yoktur. Yine ancak söylediğim gibi hastalanma durumunda müdahale edebiliriz. Sevgili çiçek severler, benim kaktüslerde kelle uçurma hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Sizlerin eklemek istedikleri bilgiler var ise yorumlara yazmanızı, abone olmadıysanız abone olmanızı, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederim. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler diliyorum.